Tonguç Akademi'den hepinize merhaba. 9. sınıf tarih, 1. dönem, 2. yazılıya hoş geldiniz. Bu yazılıya geçmeden evvel mutlaka öğretmeninizin sizi işte 1. 2. 3. ünite hangi ünitelerden sorumlu tuttuysa bu ünitelerin konu videoları bizim kanalımızda var. Ve aynı zamanda bu yazıdan önce de bir full tekrar, 1. dönem full tekrar yayınlamıştık. Bu full tekrarı da izleyerek temel notlarınızı oluşturabilir, oradan notlarınızı alabilir. Daha sonra bu yazılı provasından da çok önemli bilgileri de burada oluşturarak bu yazıdan çok güzel bir puan almanız mümkün. Bizim peki temel konularımız ne olacak? Hemen onlara değinelim. Şimdi 1. dönem 2. yasanın temel konuları arasında tarih ve zaman içerisinde insanların hafızası tarih konusunda. Tarihin konusunun ne olduğunu, tarih ve diğer bilimleri, işte tarihte kullanılan işte bir nümizmatik mesela neydi? Para bilimiydi değil mi? Parayı incelerdi. Veya paleografya, yazı bilimiydi. Yazıyı inceleyecekti. Epigrafi mesela kitabe bilimiydi. Bunlar gibi diğer bilimlerin özellikle tarihle olan ilişkisi incelenecektir. Neden tarih kısmında ise milli bilinç konusu, toplumsal kimlik konusu ve tarihin olaylara bakış açısı ele alınacaktır. Zamanın taksiminde ise tarihin dönemlendirilmesi ve takvim sistemleri ki 12 hayvanlı, Celali, Hicri, Rumi, Miladi takvim yani Türklerin kullanmış oldukları takvimlerin temel özellikleri de bilmemiz gereken önemli unsurlar olacaktır. Mesela 12 hayvanlı takvim Türklerin oluşturmuş oldukları ilk takvim olacaktı. Celali takvimi Selçuklar döneminde oluşturulan 12 hayvanlı güneş. Celali takvimi güneş yine Celali döneminde. Selçuk döneminde oluşturuluyor. Hicri takvim ay yılı esaslı Hazreti Ömer döneminde. Dört halife döneminde ortaya konulacak ve hicreti esas alacak başlangıç olarak. Rumi takvime gelecek olursak bu ise Osmanlı'da yine hicreti esas alarak oluşturulan güneş yılı esaslı bir takvim olacaktır. Miladi takvime gelecek olursak yine güneş yılı esaslı ve Hazreti İsa'nın doğumunu milat olarak sıfır olarak kabul eden bir takvim olacaktır. Dikkat ederseniz ay yılı esaslı sadece hicri takvim burada mevcut. Devam edelim. İkinci ünitede ise bilmemiz gereken hususlar arasında insanların ilk izleri ki bu konu bağlamında yazı öncesi dönemi yani paleolitik, eski taş, mezolitik, orta taş ve neolitik yeni taş dönemi. İlk insanların hayat tarzı ve geçim kaynakları ki bu insanlar daha çok tüketici toplum yapısında avcı ve toplayıcı olacaklar. Yine yerleşik düzenin başlamasıyla beraber işte Göbekli Tepe insanlık tarihinin bilinen ilk tapınak yerleşkesi, Çatalhöyük tarihin bilinen ilk kent yerleşkesi, Çayönü ise tarihin bilinen ilk köy yerleşkesi olacaktır. Buralar hakkında önemli bilgilerimiz var. Sözlü kültürde efsaneler, mitler ve destanlar inceleniyor. Yazının gelişiminde yazı biliyorsunuz ki Sümerler tarafından ortaya konulacaktı. Yazılı kültürün başlaması ve ilk çağda bilim konuları esas. Bir de ilk çağda başlayan medeniyet azmaları var ki işte mesela Mezopotamya medeniyetleri arasında biz burayı bakın sahabe olarak da kodlayabiliriz. Mezopotamya medeniyetlerine Sümerler, Asurlar, Akatlar, Babiller ve Elamlar şeklinde. Anadolu medeniyetlerinde Hititler, Urartular, Frigler, Lidyalar ve İyonlar hakkında temel bilgileri bilmemiz gerekiyor. İran medeniyetlerinde Medler ve Perslerden, Doğu Akdeniz medeniyetlerinde Fenike ve İbranilerden ki Fenikeliler tarihte ilk defa bir alfabe sistemini oluşturacaktır. Veya Lidyalara geldiğimiz zaman tarihte bilinen ilk elektron sikkeyi yani parayı ortaya koyacaklardır. İbraniler ise tek tanrılı bir inanç sistemini benimseyen ilk medeniyet olacaktır. Yine Yunan, Hint, Çin ve Mısır medeniyetleri hakkında temel bilgilerimiz ikinci ünite bağlamında bilmemiz gereken hususlar. İkinci ünite devamında ise burada insan ve göç konusunda göçebeler ve yerleşikleri, yine toplulukların yeni coğrafyalar hareketlerini yani işte göç hareketleriyle Ege göçlerini, Amuru göçlerini, Akat göçlerini, Huri göçlerini, Frig göçleri ve İç Asya göçlerinden bahsedeceğiz. İlk çağ tüccar toplulukları var. Yani burada ticaretle kara kolonileri veya deniz kolonileriyle uğraşan Asur, Fenike, Lidya ve Sotlar etken. Artık insanlar biliyorsunuz o ilk köy kent yerleşkelerini kurmuştu ya artık kabileden devlete geçiş süreci var. Şehir devletleri var mesela Mısır'da, Sümer'de ve Yunan'da. Biz Sümer'de olanlara şehir devletlerine site, Mısır'da olan şehir devletlerine nom, Yunan'da olan şehir devletlerine ise polis adını veriyoruz. İlk devletlerde gücün meşruiyet kaynağı, işte tanrısal mı, inanç sisteminin üzerine mi bağlaştırılmış, krallık mı var, işte aristokrasi mi var, tam olarak ne olduğuna, yine bu ilk siyasi organizasyon türlerine, ilk devletlerde askeri, sosyal, ekonomik yaşam tarzlarına, kanunların oluşturulmasına ki bu kanunlar arasında da Hammurabi, Hitit ve on emir dediğimiz burada Yahudilere gelen temel kurallar olacaktır. Üçüncü ünite bağlamında ise Orta Çağ'da dünyaya bakmamız gerekiyor. Onun için de şöyle ifade edelim Orta Çağ'da dünya için.
Şimdi orta çağda siyasi yapılar esas ki feodalizm orta çağın en önemli unsurlarından biridir. Derebeylik olarak da bilinecektir. Bu derebeylik sistemiyle beraber de Avrupa'da güçlü krallıklar yerine küçük böyle kontların, düklerin egemen olduğu bir sistem hakim olacak. Gücün meşruiyet kaynağı yani gücün kime dayandırıldığı, yine maddi kaynakları yani coğrafi yapısı, hayat ve geçim tarzları, soy dayanışması ve silahlı güç bilmemiz gereken hususlar. Yönetim organizasyonlarında imparatorluk, monarşi, teokrasi, otokrasi, aristokrasi gibi temel yönetim organizasyonlarını bilmemiz lazım. İmparatorlukta biliyorsunuz birçok böyle farklı ulusu kendi topraklar arasında bulunduran bir yapı olacaktır. Monarşide bir kişinin dayandığı temel bir yönetim olacaktır. Teokraside dine dayalı bir yönetim olacak. Otokraside burada belli bir zümre olacak. Aristokraside ise biraz daha işin böyle ehli insanların, felsefik ve bilim insanlarının yönetmiş olduğu bir zümre olacaktır. Kanunlar gelişiyor. Yine kanunların gelişme aşaması ki Roma hukukunun şekillenmesi, yani ilk çağ hukuklarında Justinianus kanunları ve Cengiz yasası ile alakalı önemli bilgiler yer edinecek. Bakın özette biz birinci dönem full özette bunların hepsine tek tek değindik. Tek tek hepsi hakkında direkt sınav bilgisi verdik size. Bu yüzden full özeti mutlaka izlemeniz gerekecek diyelim. Tamam mı? Unutmayalım. Şunu da ifade edelim. Tarımdan ticarete, ekonomide burada insanların hani ilk olarak Neolitik dönemde tarımı gerçekleştiriyorlardı ya. O tarımsal faaliyetlerden sonra artık ticaret ve ekonomik hayatta, iktisadi hayatta bunları gerçekleştirmiş olduğunu da ifade etmemiz mümkün. Artı üründen sosyal sınıflara gelelim. Şimdi Neolitik dönemle beraber insanlar ne yapmaya başlayacaklar? Tarım devrimini gerçekleştirecekler. Tarım devrimiyle beraber de ana eksende burada ürün fazlasını elde edecekler ki bu ürün fazlasına biz artı ürün adını veriyoruz. Ondan artık sosyal sınıflara geçiş süreci vardır. Yine ilk ve orta çağda toplumsal tabakalaşma dediğimiz kast sistemi, Hindistan'da görülecek sistemin oluşması var. Yine orta çağda ticari yapılar var. İşte kral yolu bu Pers topraklarından başlayıp Lidya topraklarına giden yoldur. İpek yolu Çin'den başlayarak burada nereye kadar gidiyor? Biri böyle Kafkas kolundan, biri de Anadolu kolundan burada Avrupa'ya ulaşan yol olacaktır. Kürt yolu burada Rus topraklarından Avrupa topraklarına giden bir yol olacak. Ve Baharat yolu da Hindistan'dan başlayarak Avrupa'ya uzanan önemli bir yol olacaktır. Bir de ordu sistemleri var ki feodal sisteme dayalı ordular, ücretli askerler, düzenli disiplinli ordular, yerleşik ve konar göçerler arasındaki savaşlarda temel konumuzu oluşturacak diyelim. İşte bunlar bizim bu ünite bağlamında bilmemiz gereken önemli kısımlar. Tekrar söylüyorum. Full tekrarda bunların hepsine değindik. Önce bu videoyu izleyelim. Notlarımızı alalım. Sonra bu provaya gelelim ve önemli bilgilerimizi edinelim. Hadi bakalım yazılı provamıza başlayalım. İlk olarak aralarında eşleştiriniz bölümü var burada. Burada önemli bilgi kalıplarımız var ve burada önemli kavramlar yer alıyor. Buradaki bilgi kalıplarını buradaki kavramlara göre sırasıyla eşleştirelim. Diyor ki bakın Anadolu'da Ege bölgesinde bulunan Sark kenti ile Pers İmparatorluğu başkenti Sus arasında uzanan ticaret yolu. Tarihi önemli bir ticaret yolu olarak bilinen kral yolu olacaktır. Bir F harfi geldi. İkiye bakalım. İran medeniyetinde ülke topraklarının ayrıldığı idari birimlere, eyaletlere verilen ad diye soruluyor. Bu eyaletlere biz satrap adını vereceğiz. Bu satraplıklarla beraber de devlet mekanizmasında ülke merkezi otoritesinin korunmasında da oldukça önem arz eden bir husus vardır. Bunlar validir bu satraplar. Aynı zamanda bu valiler gözetilsin diye şah kulu, şah kulağı, şah gözü veya kralın gözü adı verilen görevliler de görevlendirilecektir diyelim. Orta Çağ Avrupa'sında toprağı ve üzerinde yaşayan köyleri bir kişinin malı sayan rejim yani derebeylik manasına gelen feodalite, feodalizm olacaktır diyelim. 3 numarada buraya gelmiş oldu. Hindistan'da görülen soydan gelimle sınırlandırılmış kapalı sınıf sistemi deniliyor. Bölgeye gelen Arilerin burada Hindistan'ı daha iyi yönetebilmek için oluşturmuş oldukları kast sistemidir diyelim. Kast sisteminin en başında da Brahmanlar adını verdiğimiz din adamları yer alacaktır. Günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturan Roma hukukunun gelişiminde yazılı olmayan hususların yazılı biçimde hukuki kurallar haline getirilmesi devreye ait hukuk kuralları deniliyor. Yine Avrupa hukuk kurallarının da sistemini oluşturan 12 levha kanunları olarak bilinen kurallar olacaktır. 5 numarada buraya gelmiş oldu. Van Gölü çevresinde ileri bir uygarlık kuran kaleler, su kanalları ve su bentleri yapan medeniyet deniliyor ki en önemlilerinden biri de bunların Şamran su kanalı olacaktır. Bunu da oluşturmuş olan medeniyetimiz kim peki? Bizim için Urartular olacaktır. Urartular da bu
buraya gelmiş oldu 6. eşleşmede. Evet, eşleştirme bölümümüzü böyle bitirmiş olduk. Hemen diğer eşleştirmediğimiz iki kavramdan bahsedelim. Hititler, Anadolu'da ilk siyasi birliği sağlayarak burada devlet kuran ilk topluluk olacaktır. Burada Pankuş Meclisi verilen bir danışma meclisi var kralın yanında. Aynı zamanda Tavanan adı verilen kraliçeleri de devlet işlerinde hükümdara yardımcı. Bunlarda Anal adını verdiğimiz yıllıklar var. Yani hükümdarın burada tanrılara hesap vermek amacıyla oluşturmuş oldukları, başarıları kadar başarısızlıkla yazmış oldukları tabletler olacaktır. Hitler hakkında bilmemiz gereken önemli unsurlar. İpek yolu ise Çin'den başlayarak Kafkaslar ve Anadolu üzerinden Avrupa'ya uzanan bir tarih ticaret yolu olacaktır. Evet, ilk bölümümüzü de bu şekilde burada tamamlamış olduk. İkinci bölümümüze gelelim. İkinci bölümümüzde boşluk doldurma bölümümüz var. Şimdi burada birkaç kavramımız yer alacak ve altta da boş bırakılan, cümlede boş bırakılan yerler var. Yukarıdaki kavramları uygun bir şekilde aşağıdaki boşluklara göre dolduracağız. Şimdi nokta nokta zengin maden yatakları verimli topraklarıyla öne çıkmış ve parayı icat etmiştir. Parayı icat eden topluluk hangisiydi? Lidyalılar olacaktı. Unutmayın, notlarınız arasında da mutlaka yer alsın. Lidyalılar buraya geldi. UNESCO Dünya Mirası listesine alınan nokta nokta tarihin bilinen ilk tapınak yerleşkesidir. Tarihin bilinen ilk tapınak yerleşkesi hangisidir? Az önce de bilinim kısmında size ifade etmiştim. Şanlıurfa yakınlarında bulunan Göbekli Tepe olacaktır. Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanarak meydana getirilen eserlere nokta nokta el kaynaklar denilir de. Peki bu hangi kaynaklardır? Biliyorsunuz bir birinci el kaynaklar, bir de ikinci el kaynaklar olacaktır. Bu ikinci el kaynaklar olacak. İkinci el kaynaklarda şu hakim. Mesela Osmanlı döneminden bulunan bir para birinci el kaynaktır. Çünkü hani o dönemin bir işte temsili, o dönemi yansıtan ve o dönemden bize kalan bir eser olacaktır bu elektron veya işte altın, gümüş veya bakırdan yapılan sikkeler. Ancak siz işte Osmanlı'da para politikası diye bir kitap oluşturursanız günümüzde ve bu paraların da resimlerini koyup bu paralar hakkında bahsederseniz bu ise ikinci el kaynak olur. Çünkü bakın olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynakları faydalanarak meydana getirilen yeni bir kitap var. Demek ki bu ortaya konulan kitabımız bizim için ikinci el kaynak ama bu paranın kendisi bizim için birinci el kaynak olacaktır. Nokta nokta sistemi bir kişinin toplumsal konumunun yaşamı boyunca belirlendiği toplumsal bir düzendir denilecek. Hindistan'da ortaya çıkan kas sisteminde olacaktır. Kas sisteminde kaslar arası geçiş yoktur. Hangi sistemde doğmuşsanız hayatınız boyunca o sistem içerisinde kalırsınız. Nokta nokta kanunları dişe diş, göze göz şeklinde değerlendirilen ve suç işleyene aynı ağırlıkta cezayı içeren kanunlardır diyecek. Yani kısasa kısas dediğimiz. Yani sen birinin dişini kırarsan o kişi de gelir senin dişini kırar diyelim. Bu kanunlarda Hammurabi kanunları olarak da bilinmektedir. Hammurabi ve Kast'ı da buradan silelim. Devam edelim. Yazının icadıyla birlikte yazılı hale gelen kurallarının ilk örnekleri nokta noktada görülür diyecek. Yazı hangi medeniyette ortaya çıkmıştı? Sümerler'de. İlk yazılı hukuk kuralları da Sümerler tarafından ortaya atılacaktır diye. Üçüncü bölümümüze gelelim. Üçüncü bölümümüzde sizlerle test sorularını çözeceğiz. Üç tane test sorumuz olacak. Daha sonra üç tane de kısa cevaplı sorularımız olacak. Şimdi öğretmenleriniz bazen tamamen test sorabilir size. Bazıları sadece boşluk doldurma, bazıları sadece işte doğru yanlış yapabilir. Biz burada bütün soru tiplerine yer vermeye çalıştık. Hani nereden gelirse en azından sizin için faydalı olur diye. Bu yüzden şimdi üç tane test, üç tane de kısa cevaplı soruya bakacağız. Şimdi diyor ki, geçmişte meydana gelmiş olaylar meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini özelliklerini yansıtacaktır. Bu nedenle bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin şartlarını dikkate alacaksınız. Çünkü o dönemin şartlarına göre, vay efendim bunlar niye böyle davranmış? Bunlar işte şu medeniyeti bilmiyor muymuş, böyle bilmiyor muymuş? Hayır, bilmiyormuş kardeşim. O dönemin şartlarına göre senin görmen lazım. O dönemde mesela elektrik yoktu, bilgisayar yoktu, internet yoktu, ulaşımda işte otomobil yoktu, uçak yoktu. Yani yok olmayan bir döneme göre düşünmen gerekiyor ki o dönemi daha iyi bir anlayabilesin diyen bir tarihçi için aşağıdakilerden hangisi öncelikle söylenebilir diyecek. Şimdi tarihte yer zamanın kavramının önem verilmediğini, hayır bunu verildiğini veya verilmediğini biz buradan çıkaramayız. Ve önem vermektedir diyecek, biz bunu çıkaramayız. Tarihe yardımcı bilimlerden, burada yukarıda yardımcı bilimlerden bahsetmiş mi? Hayır. Olay arasında neden sonuç ilişkisi, neden sonuç bağlamından da yukarıda bir bilgi yok. Tarih olaylarından ders çıkarmak gerekti. Hayır, burada bir ders unsuru yok. Tarih olayları gerçekleştirdiği dönemin şartlarına göre değerlendirmelidir. Evet, o döneme göre değerlendirirsen o zaman sen burada realitede
doğru sonuçlara ulaşabilirsin. Bunu söylememiz mümkün. Devam. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle Ömer Hayyan Başkanı'nda kurulan bir astronomi heyetince hazırlanan ve başlangıç yılı 1079 olarak belirlenen Güneş yılı esaslı takvim hangisidir diye soruyor. Şimdi 12 hayvanlı Türk takvimi Türklerin oluşturmuş olduğu ilk takvim olacaktı. Bu takvim değil. Güneş yılı esaslıdır. Hicri takvim Hazreti Ömer döneminde hicretin başlangıç olarak kabul eden ay yılı esaslı bir takvimdir. Bu takvim de değil. Celali takvimi bu sorunun doğru cevabı olacaktır. Yukarıda ifade edilen takvimin özelliği celali takvimdir. Rumi takvim Osmanlı döneminde hazırlanan, hicrete esas alan ve güneş yılı esaslı bir takvim olacaktır. Miladi takvim ise Hazreti İsa'nın doğumunu başlangıç olarak kabul eden güneş yılı esaslı bir takvim olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C. Yukarıda tarihi yardımcı olan seçeneklerde binlerden hangisinden söz edilmemiş diyor. Bakın bir eşleştirme sorumuz. Şimdi eski yazıları inceleyen burada hangisi olacaktır? Eski yazı, yazı bilimi olan paleografya. Bakın paleografya buraya geldi. E seçeneği. İnsanlıklarını inceleyen, insanların toplumların kültürlerini biyolojik ve kültürel sosyolojik yönden de inceleyen antropoloji olacaktır. C seçeneği buraya geldi. Derilere ait armaları, arma bilimi de olan herhaldelik inceleyecektir. B seçeneği buraya geldi. Yer altındaki eski kalıntıları inceleyecek diyecek. Burada da kazı tekniğini kullanarak bunu gerçekleştiren arkeoloji olacaktır. A seçeneği de buraya geldi. Dikkat ederseniz burada kitabe bilimi olan epigrafi bahsedilmemiş olacak. Devam edelim. Hicri takvim nedir? Kısaca açıklayınız demiş. Şimdi bakın hicri takvim Hazreti Ömer döneminde oluşturulacaktır, tamam mı? Demek ki burada oluşturan ismimiz kim? Hazreti Ömer olacaktır. Ay yılı esaslı bir takvim olacak. Başlangıcı hicret olarak kabul edilecek. Yani sıfırı. Günümüzde kullanılmıyor. Yani esasta ana takvim olarak kullanılmıyor. Ancak dini gün ve aylar günümüzde bu takvime bakarak Türkiye'de kullanılacaktır diyelim. Hicri takvim bizim için kısaca bu şekildedir. Devam edelim. Çin medeniyetinin bilime katkıları nelerdir? Yazınız diyecek. Şimdi Çin medeniyetinde biz özellikle barut, pusula, kağıt, yine matbaa, yine akupunktur dediğimiz tedavi yöntemi. Bunların hepsi Çinlilerin bilime katkılar arasında gösterilir. Yine süpernova dediğimiz yıldız patlamalarını gözlemleyecekler, güneş lekelerini gözlemleyecekler. Burada astronomi yönünden de önemli çalışmalar var. Çinlilerin dünya medeniyetine kazanmış olduğu önemli özellikler bu şekilde. Devam edelim. Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma hangisidir diyecek. Şimdi tarihin bilinen ilk yazılı anlaşması Kadeş Barış Antlaşması'dır. Kadeş Barış Antlaşması'nın tarafları ise burada Suriye egemenliği için yapılan savaşta Mısır ve Hitit devletleri olacaktır. Bu iki devlet arasında imzalanan Kadeş Barış Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma olarak ifade edilecektir diyelim. Devam edelim. Şimdi aşağıda yer alan cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz diyecek. Verilen cümlelerimiz var. Bunların bakalım doğruluk ve yanlışlık değerlerini tek tek belirleyelim. Şimdi ilk cümlemize başlıyoruz. Diyor ki demokrasi ortaçağ Avrupa'sında toprağı ve üzerinde yaşayan köyleri bir kişinin malı sayan rejim derebeyliktir diyecek. Bunun adı demokrasi değildir. Bunun adı feodalite olacaktır. Bu yüzden yanlış bir ifade olmuş. Skolastik düşünce düşünmeyi ve düşünerek ortaya çıkan özgür düşünceleri reddederek sadece kilisenin dediklerini doğru olduğunu kabul eden düşünce sistemi olacaktır. Evet, dogmatik düşünceyi de burada temeline alacak bir düşünce sistemi olduğunu ve orta çağda çok baskın olduğunu da ifade edelim. Pankuş Meclisi Hititlerin ilk döneminde kralın yetkilerini sınırlandıran ve soylular tarafından oluşan yapıdır diyecek. Evet, daha sonra da bir danışma meclisi haline gelen bir yapıya bölünecektir. Batı Anadolu'da zengin tarım alanları ve maden yataklarına sahip olan Lidyalılar İpek yolunu kullanarak ticarete gelişme büyük bir refaha kavuşmuştur diyecek. Kullandıkları yolun adı İpek yolu değildir. Kullandıkları yolun adı şöyle şuraya yazalım. Kral yolu olacaktır. Bu yüzden yanlış bir ifade olmuş. Sümer kanunları evlenme, boşanma, nikah, nişan gibi aileyle ilgili hususlara yer vermiş. İlk defa kasten öldürmeyle kazara adam öldürmeyi birbirinden ayırmıştır diyecek. Bakın. Bu hususlara ilk defa yer veren Sümer kanunları değil, Hitit kanunları olacaktır. Bu yüzden yanlış bir ifade olmuş.
Arkeoloji ile kazı yolu, arkeoloji kazı yolu ile toprak ve su altındaki madde kalıntıları ortaya çıkaracak. Evet, kazı arkeolojinin en önemli tekniklerinden biri olacaktır. Bu teknikle beraber de kazı yoluyla toprak ve su altındaki madde kalıntılar gün yüzüne çıkarılacaktır diyelim. Evet, ödüllü sorumuza geçmeden evvel hemen size ödevimizi verelim. Şimdi ödevimiz biliyorsunuz ki ilk üçüncüyü kapsıyordu. 0'dan 9'a tarihte biz bu bağlamda ödev hususunda sizlere bakın tarih ve zaman, insanlığın ilk dönemleri ve orta çağda dünya. Bakın burada kısa kısa böyle hemen konuyla alakalı bilmeniz gereken önemli hususlar yer alıyor ve hemen yanında da o konuyla alakalı sorulmuş sorular var. Siz hem konularınızı burada renkli, görsel, pratik şekilde öğrenebilir, sorularınızı da burada hızlı bir şekilde çözebilir ve bu bağlamda da sınavlarınıza, yazılımlarınıza ve tarih bilgisine de çok iyi bir şekilde hazırlanmış olabilirsiniz diyelim. Oldukça renkli, görsel, size fayda sağlayacak bir hususta size de bu ilk üç üniteden bu konuları vermiş olalım. Ödüllü sorumuza geçelim. Şimdi Hindistan'da görülen soydan gelimli sınırlandırılmış kapalı sınıf sistemine ne ad verilir? Bunu mutlaka yorum kısmına yazalım. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Umarım çok güzel bir puan almanız ve karnınızda da güzel bir puan yansıtmanız dileğiyle. Hoşçakalın.